Merhabalar arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Gamescom videosuna hoş geldiniz. Bu videoda geçen hafta sonu gerçekleşen Gamescom ziyaretimi ve orada yaşadıklarımı sizlere parça parça göstermeye çalışacağım. Bilen bilir, 2018'den beri her sene Gamescom'u kaçırmamaya çalışıyorum. Tabii pandemi dönemini saymazsak, bir de geçen yılı saymazsak. Ancak bu yıl en kalabalık Gamescom'u deneyimlemiş olabilirim. İnanılmaz bir yoğunluk vardı ve bu atmosferin verdiği enerji bambaşkaydı kesinlikle. Bu videoyu iki parça olarak hazırladım. İlk bölümde sizlere Gamescom'da çektiğim kısa videolarla ortamda neler var neler yok onları paylaşmaya çalışacağım. Her videoda 4-5 saniyelik hızlı kesitler olacak. Böyle kolaj bir şekilde sizlerle paylaşacağım bunu. Etkinliğin en heyecan verici anlarını yakalamanızı sağlayacağım umarım. Yürürken çektiğim videoları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. O atmosferi birazcık hissetmenizi sağlayacağım. Videonun ikinci kısmında ise o gün Twitch'te açtığım yayının bazı kesitlerini paylaşmak istiyorum. Güzel bir muhabbet oldu. Onları sizlere YouTube üzerinden paylaşmak istiyorum. Bu arada videonun alt kısmında da timestamplerle hani istediğiniz yerden izlemenizi sağlayacak noktaları da işaretleyeceğim. İstiyorsanız kesit kesit videoları izleyin. İstiyorsanız direkt Twitch yayınına atlayın onu izleyin. İki tarafta da eğlenceli geyikler oldu. Hani kaçırmayın, keyifle izleyin istiyorum. Hadi o zaman çok fazla zaman kaybetmeden videoya geçelim. Buyurun bakalım.
Evet. Umarım görüntümüzde sıkıntı yoktur. Bayağı kalabalık ortam. Bayağı bir ses olacak holleri gezerken arkadaşlar. Anı olsun. Hatıra olsun. Gotik varmış. Ona bakmak gerekiyor Batı'ya. 7. holde. Oynamıştım Gotik Batı zamanında. Şu şeyi de sırtıma koyayım ben en iyisi. Bir saniye. Onu da ben çantama koyayım. Kullanmamaya karar verdim. Gerekse aparatları kaldırayım. Sesim iyi geliyor mu? Her şey normal mi? Yayın güzel akıyor mu? Benim sesimi duyamayabilirsiniz holleri gezerken. Umarım bir sıkıntı yaşanmaz. Evet, şimdi ben kuzey girişindeyim. Gamescom'un. Bayağı büyük bir fuar. Zaten E3'ün tamamen iptali sebebiyle Gamescom dünyanın en büyük oyun fuarı haline geldi. İşte arka plana geçeyim, size ortamı göstereceğim. Köln şehrinde bayağı büyük bir fuar alanı var. Köln Messe diye geçiyor. Köln Messe benim bildim bileli 10-15 yıl, belki daha da fazla Gamescom'a ev sahipliği yapmış bir yer. Bu senede hol sayısı da arttırmış olması gerekiyor ki bayağı bir kalabalık var. Bir de cumartesi günü olmasının bir sebebiyle kalabalık haliyle fazla olmuştur. 8. holü es geçiyoruz. 8. hol
mobil oyunlar, event, telefon oyunları, event alanı. Hiç oraya girmeyeyim ben. Yavaştan 7. holle girelim. Bakalım hollere girince internet sıkıntısı yaşanacak mı, yaşanmayacak mı, ona da bakmamız gerekiyor. Acaba ben bunu yukarı kadar kaldırıp öyle mi geçsem ya? Acaba öyle mi yapsam? Evet, şöyle girelim bakalım. Şeyi de çok check etmedim ha. Acaba yayın açma hakkım var mı yok mu bilmiyorum. Gelip de bana laf ederlerse şu an. Evet, 7. holden girdik. 7. 8. 6, 7, 8 ve 9. Bunların hepsi oyun holleri. Sonra bir hol var, retro gaming holü. Şuradan geçelim. Bir hol var, direkt işte merchandise holü. Bir hol var, direkt cosplay. İşte kıyafet giyip cosplay yapanların holü. THQ Nordic. Ha, Gotin Remake orada. Oo, gayet güzel gözüküyor. Bir yaklaşayım oraya ben. Böyle sıralar var arkadaşlar. Sıraları bekliyorsunuz. Oyunu oynamak için kabinlere giriyorsunuz. Şuradan giriş var. Her büyük firma oyun tanıtımlarında böyle bir etkinlik düzenliyor. Sırayı bekliyorsunuz. Sırayı bekledikten sonra içeri giriyorsunuz. Orada bilgisayar başında oyunu oynuyorsunuz. Deneyimliyorsunuz. Bu sıraları bekleme niyetim yok benim. Bu oynanır. Ben bunu oynarım. GOTY'yi ben oynamıştım vakti zamanında. Bunun remake'i geliyormuş arkadaşlar. Sıraya baksana Crystal. Böyle arkaya doğru gidiyor sıra böyle. Buradan giriş yapıyorlar. İçeride oynuyorlar. Titan Quest. Mickey, Epic Mickey Reborn. Bir de Mickey Mouse'lu bir oyun gelecek değil mi? Böyle FPS tarzında. Mickey Mouse'un arkadaşlar isim hakları, IP'si şey oldu. Artık 100 yılı aştığı için mi galiba, 70 yılı aştığı için mi? Artık o IP düştüğü için herkes önüne gelen şey oyunu yapabilir şu an. Mickey Mouse isimli oyun yapabilir. Fuarın dikkat çeken isimlerinden Krafton. Krafton'un yakında bizlere sunacağı Inzoi oyunu. Bayağı güzel bir stand yapmışlar. Eskisi gibi kalan onu bilemem. Bakın Krafton'un standını bayağı beğendim, onu göstereceğim. Xbox'ınki bayağı büyük, onu beğendim. Şöyle göstereyim, Inzoi bayağı bir ilgi çekti. Yeni nesil Sims bence. Çok daha güzel grafikli, çok daha detaylı. Evet evet, Sims Killer, aynen öyle. Tamam, harika. Bu evet bayağı bir ilgi çekti. Bayağı bir sırası var önünde. İnsanlar hatta özel premium sıra satın alıp erkenden girip hemen deneyimlemek istiyorlar. Tabii cosplay çok canlı şeyde, fuarda. Evet, Inzoi'nin standı. Evet, Krafton'ın işleri iyi. Yani hem marketingi çok iyi bence. Çinliler biliyor işi. PUBG yine güzel bir aksiyon, atraksiyon getirmiş. Şöyle göstereyim. Dark and Darker bayağı pompalanıyor bu arada. Şimdi PUBG'nin yaptığı şeyi göstereyim size. Sıraya giriyorsunuz. Sıranız gelince burada bir atış menzili var. Poligon var. Poligondan airsoft sıkıyorsunuz. Başarılı bir şey geçirdikten sonra, atış talimi geçirdikten sonra ilerliyorsunuz böyle. Bunu beklerim belki. Bunu be hani yayını kapadıktan sonra belki beklerim, girerim, yaparım. Başarılı bir atış taliminden sonra burada ödülünü alıyorsunuz, ödülünüzü alıyorsunuz. Bir de şey var. Eğer şöyle göstereyim. PUBG'yi belli bir saat oynadıysanız
Harcıyı belli bir saat oynadıysanız o saat kadar ödül alıyorsunuz. Şöyle döneyim. Ben aldım, benim 700 küsur saatim var PUBG'de. Bir tane pin, bir de 3000 oyuncu parası verdi bana. Tabii canım, bayağı bir sıra var ya. Bütün, şu an en hani kalabalık holleri geziyoruz arkadaşlar. Sesim gelmeyebilir size. Ya da az gelebilir. Ama diğer holler bu kadar kalabalık değil. Daha orada daha sakin sakin muhabbet yaparız. Ben şimdi size hızlıca oyun hollerini göstereceğim. Xbox'ınkine yaklaşıyoruz. Darker and Darker mobil. Nedense mobili pushluyorlar bayağı bir şu an. Şey çok güzel arkadaşlar ya. Şu oyunu bayağı merak ediyorum. Bunu merak ediyorum bayağı. Şuradan geçeyim ben. Var mı ses? Her şey yolunda mı şu an? Dediğim gibi metal konstrüksiyon bir hol olduğu için arkadaşlar, bir sürü hollere girip çıkış yapacağım ben şimdi. İnternetim iyi gibi gözüküyordu yayını açarken. En azından 5G bağlantım vardı. Ama hollere girerken belki 4G'ye düşüyordur o. Şimdi şöyle bir Xbox standına girelim. Evet, ara çok iyi ya. Ara bayağı bir ilgimi çekti benim. Civilization, başıma kötü bir şey gelmeyecekse Civilization 7'den daha çok ilgimi çekti diyebilirim. Şimdi Xbox'ın standının içinden geçiyoruz. Xbox genelde şöyle bir şey yapmış. Xbox Game Pass'i bayağı bir reklamını yapıyor. Xbox Game Pass'te de var olan oyunların neredeyse çoğunu koymuş. Çoğunun reklamını yapmış. Hani diyor, what are you playing? Ya, nesin sen? Ne oynuyorsun? nelerle zaman geçiriyorsun? Xbox Game Pass herhalde şu an Xbox büyük ihtimalle, yanlışım yoksa, fuarın en büyük standına sahip. Şurada Diablo'yu görüyorsunuz arkada. Şurada Diablo'yu görüyorsunuz. Asıl şurada ben çok hoşuma giden bir şey gördüm. Atom Fall'un da şeyi arkadaşlar, Commandos, Atom Fall'un da Xbox'ın standın içinde reklamları var. Atom Fall'u merak ediyorum. Sırası var. Merak ediyorum. Onu bekleyebilirim. Fallout 76 tabii ki de var. Şurada bir şey göstermek istiyorum size. Burada millet oynuyor bir şeyler. Fallout 76'nın niye sırasını bekler ki bir insan? Şu. Şunun fiyatını öğrenemedim. Bakın şunu, bayağı bir ilgimi çekti. Göstereyim size. Ablacığım bir çekilsene. Sorry. Indiana Jones sırası ya. Indiana Jones'u böyle manyak bir şekilde şey yapmıyorum ya. Beklemiyorum yani, tamam. Şimdi bekliyoruz tabii ki. Indiana Jones severiz de. Sırası çok fazla her şeyin. Ben sana söyleyeyim, maksimum bir, hadi bilemedin iki oyunu beklersin yani, o derece. Ne haber Can? Kaç para ki bu set? Vallahi set galiba 600... Yok, 350 olması gerekiyor. 350. 350 olması gerekiyor setin. Yani bir şey alacağım, bir oyunun da sırasını bekleyeceğim. Şu an size yayını göstereyim, yayını açtım. Size etrafı göstereyim, ondan sonra şey yapmayı planlıyorum. Bir tane bir şey alacağım kendime, şımartacağım bir kendimi. Bir de şey yapmak istiyorum. Şurada şey var, onu göstereceğim size. Bir tane de merchandise bir şey alacağım. Herhalde büyük ihtimalle Fallout ile ilgili olacak. Nightmares 3, Little Nightmares 3. O da güzel. Sea of Thieves. Şuradan geçeyim ben bir hızlıca. Şurada bayağı bir stalker muhabbeti yapıldı. Onu göstereceğim. Şurada bir
güzel bir stand var Stalker 2'ye ait. Stalker 2'yi bekleyebilirim. Kime geliyor? Öyle düşünüyorum. Bir görmek istiyorum oyunu. Şurada güzel bir stand var. Göstereyim. Fotoğraf çektirebiliyorsunuz. Ben de çektirdim zaten. Little Nightmares. Stalker'ın bir sırasına bakayım ne kalmış sırası. Valorant. Ya mesela Valorant Xbox'ın oyunu değil. Yani onun bile reklamı var. Stalker'ın hepsinin reklamı var. Aşı değil mi bu? Widowmaker. Stalker'ı stalklamışlar. Dashboard. Valorant. Şuradan geçersem kalabalık olur mu? Olur. Ha şeyin sırasına bakacaktım. Widowmaker'a kafa gitti. Stalker'ın sırasına bakacaktım. Stalker'ın sırası uzun ya aga. Sıra uzun ya. 2 saat ben size söyleyeyim. Her girene bir yaklaşık yarım saat oynatıyorlar. İçeride bir ben size söyleyeyim 2 saatlik sıra o. Planet Coaster 2'yi çok her yerde gördüm. Bayağı güzel bir oyuna benziyor. Bayağı güzel bir Luna Park yapım oyunu. Şuradan geçip Shaolin'e geleyim ben. Sega'nın standını merak etmezsiniz diye düşünerekten inisiyatif alıp diğer hole geçiyorum. Selam Koloko, hoş geldin. Buradan çıkış izni var mı? Var. Arkadaşlar bayağı kalabalık ortam. Yani benim bugüne kadar gördüğüm en kalabalık Gamescom diyebilirim. İpini koparan gelmiş. İpini koparan gelmiş. Şu an yayında bir sıkıntı olmaması gerekiyor. Çıktım çünkü holden. Böyle böyle arkadaşlar. Bu bir holdü. Ben hepsini gösteremedim size. Yani %50'sini gösterdim az önceki 8 numaralı holün. Yok pardon 7 numaralı holün. %50'sini gösterdim. Böyle böyle 8 tane hol var öyle düşünün. Şimdi 6. hole geçiyorum. Helldivers. Bu oyunu da oynamadım ben ha. Şöyle önden fotoğraf çektirenleri çekelim ben. Ben bu oyunu oynamadım. Oynamadığım için foto yok. Ooo aşe var karşıda. Space Marines. Gidiyor şurada. Dur göstermeye çalışayım. Dur yaklaşayım durdu. Durdu yaklaşayım dur. Dur bekle. Dur uzay marini bekle. Space Marine değil mi bu? Şey Warhammer'ın. Böyle böyle işte insanlar cosplay'lerini gösteriyorlar. Tanıtım yapıyorlar, kendi sayfalarını, reklamlarını yapıyorlar. Bunlar sadece dışarıda gezenler. Bunlara ait bir hol var direkt, hol. Şimdi ben 6. hole giriyorum. 6. holün ne olduğunu hatırlamıyorum. Ama o da oyun holü olması gerekiyor. Aa, arkada şeyi gördüm. Uzaktalar ama baya. Call of Duty ekibi. Bakalım şimdi içeri gireceğim. Yayında bir aksaklık olacak mı olmayacak mı bir feedback sağlayın bana arkadaşlar. Bir dakika 6. zon da oyun zonu olması gerekiyor. Evet. Genshin Impact'çiler toplaşın. Hoyoverse bayağı bir standla burada. Genshin Impact gibi bir oyun daha tanıtmış onlar ama şuradan yürüyeyim ben. Şimdi nasıl? Yayın geri geldi mi? Ya işte tamam tamamen hollere girerken sıkıntı oluyor anladım. Lego da bence Fortnite'ın ekmeğini bayağı güzel yiyor bu sene. Fortnite'la beraber bir stand yapmış Lego. Lego'yu severim. Oyunlarını da seviyorum. Lego'yu da seviyorum.
yaptığı işleri de seviyorum. Deniz'le falan, Aden'le beraber çok güzel oynanıyor. Yani Roblox yerine Lego oynarım daha iyi. Daha dur. Daha ne cosplay göreceksiniz? Bekleyin. Ben direkt size cosplay'in menbaasına götüreceğim. Direkt cosplay'in menbaasına götüreceğim ben. Path of Exile'cılar, toplaşın. Gayet güzel bir oyun olacak gibi geliyor. Zaman ayırıp oynar mıyım bilmiyorum. Ama çok sağlam bir Diablo killer. Hatta öldürdü bile Diablo'yu diyebiliriz yani. Sırası var tabii ki de. Şöyle göstermeye çalışayım. Stand bayağı büyük. Stand bayağı büyük arkadaşlar. Demoyu oynayıp, sırada bekleyip, o kadar uzun sırada bekleyip, demoyu oynayıp çıkışında da bu ödülleri alabiliyorsunuz. Burada var bir şeyler. Güzel bir cosplay göreceğiz. Şu da bayağı dikkat çekti. Onu da göstereyim. Dune burada. Arkada Dune'u görüyorsunuz. Path of Exile tişörtü kapayım ya. Ama bak Can, dediğim gibi ben maksimum 1 ya da 2 oyun bekleyeyim. Maksimum 2 oyun bekleyebilirim sırasını. Çıkmadan önce. Saat 8'de kapanıyor burası. Bu maksimum 2 oyundan bir tanesi Stalker olsun istiyorum. Diğeri de Path of Exile'a girerim bak senin için. Evet, kız iyiydi. Bekleme, tişörtü al gel. Az önce Can, parasını... Ya bu da çok ilgi çekti bu arada. Bakın. İnanılmaz bir kalabalık vardı az önce önden geçerken. Millet ne meraklı tarla sürmeye ya. Evet. Farming Simulator 25. Adamlar koskoca şey getirmişler, traktör getirmişler. Alete bakın. Hiç Türkiye'den birisini görmedim ama ya. Jaguar falan. Baktık, aradı gözlerim. Orhun da buradaymış. Onu da aradı gözlerim. Enis Kirazoğlu da buradaymış. Bir diğer Battle Royale, Looter Shooter oyunumuz, Arena Breakout Infinite. O da çıkışını yapacak. Full release at end of year diyor, bu yılın sonunda çıkışı var. Önce insan olacaksınız. Önce insan. Evet, ileride yaklaşıyor Civilization'cılar. Araya FIFA sıkışmış. Tabii bayağı bir ilgi çekiyor FIFA'da. Araya FIFA sıkışmış. Civilization 7. Az önce dediğim gibi yani iki tane çok ciddi 4X strateji oyunu geliyor. Biri
Hava Untold, Story Untold veya neydi öyle ismi, tam olarak hatırlayamadım. Diğeri de bu. Gidip sorayım mı Crystal? Gireyim içeri. Diyeyim ki, ya diyeyim. Nasıl yaptınız ya diyeyim. Civilization'ı bitirdi. Daha ne kadar bitirebilirsiniz Civilization'ı? Diyeyim mi içeri girip? Bu nasıl bir başarıdır diyeyim. Hoyaverse'çiler. Bilmiyorum, pek benim tayfam Hoyaverse'çi değildir ama. Bir de şey var yani, standta diğer oyunlara da gösteriyor yani. Bakın böyle yaptık, şöyle yaptık. Civilization tarihini anlatıyor. Göstereceğim. Civilization tarihini anlatıyor. Sonra da gururla dev ekranlarda üzerinde şeyi gösteriyor. Müdürünüzü getirme. Bak burada işte Civilization'ın eski oyunlarını gösteriyor şu ekranlarda. Bandai Namco. Hiç bilmem, oynamam ama seveni de vardır. Can sever bu da yani. Ha bu arada Star Wars tam karşısında. Arkadaşlar güzel oyun. Güzel oyun. Oynayacağız beraber. Evet Samuray, ben de oynadım gençliğim. Bir ara iPad'de oynadım çok. Crimson Desert var burada. Crimson Desert'ın vardı bir olayı değil mi? Bayağı bir, o da bir ilgi çekmişti. Karşısında Assassin's Creed Shadow. Büyük bir hol. Yine bekliyorsunuz sıra. Ben şöyle geçeyim. Little Nightmares arkadaşlar. Kimseye bağırmıyor ya. Öyle bir şey mi varmış Gamescom'da? Hiç görmedim Can. Herkes çok mütevazi, keyif yapıyor, fotoğrafını çekiyor, eğlenmesine bakıyor. Aa, ben de fotoğraf istiyorum ya böyle. Nightmare, Little Nightmares 3. Bayağı bir co-op oyunu promote eden bir oyun olacak değil mi? Co-op oynamayı. Can şöyle senin için dönüyorum dostum. Şöyle senin için döndüm. Uğu çektim. Şöyle senin için döndüm, uğu çektim. Ama kız hızlı gidiyor. Yapacak bir şey yok. Ben tekrar uğu çektim. Niye? Niye mi karakterin ismi? Bilmem etmem. Bayağı bir şov yapıyor ya kız. Bu Crimson Desert hakkında bilgi sahibi olan var mı? Ne oynuyordu ben? Nereden hatırlıyorum Crimson Desert? Bir de ben nereye gidiyorum şu an? Nereden çıktım nereye gidiyorum? Ey yolcu. Bir dakika bakıyorum şöyle bir. 5. 5 no'lu hol. Hatırlamıyorum ama girelim hadi hep beraber. 5 no'lu hol neydi ya? Dur şimdi anlarız. Giriş hollerin girişlerinde haritalar var. İşte arada yemek yemek isteyenler dışarı çıkıyorlar arkadaşlar. Hava da güzel bayağı bugün. Şu Gamescom tişörtünden de alacağım. Çocuğun üzerindeki. 5 numaralı hole gireceğim. Afiyet olsun arkadaşlar. Aa bu şey arkadaşlar, burası, hadi gelin buraya beraber bakalım. Burası merchandise. Hediyelikler. Ha evet doğru olabilir Can. Hediyelikçilere giriyoruz. Bunun üst katı mı alt? Bunun üst katı galiba cosplayci. Yoksa bu kat mı cosplay? Artist araya. Evet bu kat cosplay. Arkadaşlar cosplay araya. Hoş geldiniz. Şimdi sıra ben size göstereceğim buraları.
Burada bir sürü artist var arkadaşlar. Kaliteli, kalitesiz. Herkes kafasına göre bir şeyle uğraşmış. Emek verdiği, gönül verdiği oyuna. Bunun bir dakika cosplay şöyle gideyim ben bir. Şöyle gideyim. Şöyle yapayım. Hediyelik çok şey var arkadaşlar ya, karar veremiyorum ki. Fallout'la ilgili bir şey bulsam alacağım. Fallout'la ilgili bir şey bulsam alacağım. Fallout'la ilgili hiçbir şey yok. Neden? Büyük ihtimalle Bethesda ağır ambargo koymuş olabilir şeye. Feci ambargo koymuş olabilir Bethesda. Link mi attı birisi? Link atmayın arkadaşlar. Linkleri direkt kaldırır şey. Can buradasın sen zaten. Dostum moderasyona devam. Peruk alayım mı arkadaşlar? Bot mu gelmiş? Bot mu atmış yayına? Aman o da tehlikeli bir şey değil mi arkadaşlar? Yayına bot atılması. Evet, cosplay bilece yaklaşıyorum. Gördünüz mü? Şurada yazıyor. Sağ olasın Can. Biraz kendimi göstereyim. Bayağı bir yavaş yürüyoruz. En azından bana bakın. Ne habersiniz? Niye bu ekran dönüyor? Ha. Nasıl geçiyor cumartesiniz? Cosplay'e gelince açacağım tekrar kamerayı. Şurada birileri var, onları göstereyim size. Jelly Suit'lu bir abim. Bunlar Zelda mı? Şu mavili kızlar. Ya bir rahat bırak, çikolatasını yesin kız ya. Ooo, şu çok iyi. Uğraşmış değil mi bu? Bu iyi bayağı değil mi? Uğraşmış bayağı. Özel photoshoot yapılıyor zaten, baksanıza. Evet arkadaşlar, bazıları cidden çok iyi. Hop, sorry. Ben bununla fotoğraf çektireyim ya. Ama işte fotoğraf telefonumdan yayın yapıyorum. Onda da fotoğraf makinesi yapamam şu an yani. İkinci telefonu... Oo, şey var burada. Bu Tarkov değil mi arkadaşlar? Evet, Tarkov. Devam ediyorum. Tamam, alacağım. Cidden bir tane DSLR'i alacağım bu arada. Evde de yayın yaparken oradan görüntü vermeyi planlıyorum. Geçen de bakıyordum. Sony'nin güzel makineleri var. Hem webcam olarak çalışıyor. Tamam, Shadow Heart'a geldik. Shadow Heart'a geldik. Shadow Heart bu. Shadow Heart değil ama bu. Shadow Heart çok benziyor. Red photo. Mario ile şey değil mi? Luigi ile Peach değil mi bunlar? Evet, Shadow Heart ya. Gelir yayın şimdi sana geri. Geldi mi yayın? Gelince EK bekleyeceğim. Luigi varmış Peach, aynen.
şey söyleyeceğim arkadaşlar, bu ben oyunu bilmiyorum. Lost Records diye bir oyunda böyle bir karakter mi var? Var herhalde, evet. Arkadaki şu karakterin cosplay'i mi, yoksa bu cidden bambaşka birisi mi? Neden ben bunu Shadow Hearts'a benzetiyorum? Olacak o kadar. Başka bir yayıncı ablamız. Luigi nerede? Luigi nereye gitti? Luigi ile Peach. Arkadaki karakterin cosplay'i. Tamam, okey. Ben bilmiyorum valla. Güzel bir kız. Güzele güzel. Aşık içiyor. Dur. Güzele güzel deriz, devam ederiz. Aa, şeylere bakın. Netflix bile stand açmış. Dur, şey gidiyor. Ne gidiyor? Little Big Planet. Aman, Little Big Planet nereden çıktı ya? Şeydeki Little Nightmares 2'deki şey. Ne var burada? Niye millet burada bekliyor? Burada bir şey var. Burada güzel robotlar var. Ooo, şey var. T51 var arkadaşlar. T51 var burada, T51. Power armor. Çok iyi. O abi geliyor, bak o abi geliyor. Space Marine abi geliyor arkadan. Abi burası çok kalabalık. Ben kendi kamerama geçeyim şimdi. Şuradan kalabalıktan çıkınca açacağım ki kamerayı. X01 yok. Enclave. Açıldı, biraz daha hızlı ilerliyorum. Bayağı bir fotoğraf sırası var arkadaşlar burada. Devam ediyorum. Açıldı yolum. Bu Gamescom'un eski maskotlarından bir tanesiydi. Emekliye ayrılmış maskot. Arkadaşlar var bir şeyler daha var ama yani şöyle devam edeyim. Cosplay stage'e geldim. Cosplay stage'de bakayım, şuradan geçeyim. Şurada bir şeyler var gibi. Sizin tanıyacağınız şeyler var gibi. Şuradan geçeyim. Deadpool. Of. Çok uğraşmışlar var arada ya. Gerçekten çok uğraşmışlar var. Buranın bileti normalde alırsan, normal zamanda yani yaklaşık 4-5 ay önce alırsan 60 euro. Şu an en son geçen bizim kayınpedere bakıyorduk. Kayınpeder ne ya? Kayınbiradere bakıyorduk. O almamış tiketini, biletini almamış o. 300-350 euroya kara borsada vardı. Güzel arkadaşlar, güzel. Uğraş var, emek var. Uğraş var, emek var. Şuradan şöyle devam edeceğim. Sonra böyle çıkmaya çalışacağım, bakalım. Burada bir şey hazırlanıyor insanlar. Bir cosplay stage. Bir olay var. Işık yetersiz olduğu için fokus kaybediyorum. Şöyle biraz ilerleyeyim. Biz üst kattan aşağı indik değil mi arkadaşlar? Dur bakayım nereye gideyim ben? Şuraya doğru gideceğim. Ben yine geldi Space Marine. Ben size cosplay gördüğüm anda... Indiana Jones. Alın size Indiana Jones.
story. Nerede cosplay? Ben oraya doğru koşturuyorum. Bak şurada bir şeyler gördüm. AŞ Ghostbusters. Bayağı bir şey var, seveni var ya Ghostbuster'ın. Evet evet. Bayağı bir ağır gözüküyor zaten. Devam ediyorum. Nereden devam edeyim? Bir bakalım. Hala cosplay standındayız. Cosplay holündeyiz. Şey bu. Süper Polat. Bunu görmemiştim. Çok tatlı yapmışlar. Var mı alınacak edinecek ya? Çok güzel şeyler var ya. Dur giriyorum. Evet, Luca Cola Power Armor'a gideceğim. Bunlar... Bunlar... defter. Şunlara bakıyorum. Sen minik. Evet. Bunlar satılık mı acaba ya? Yok, hiçbir satılık değil arkadaşlar. Hiç fiyat şeyi görmüyorum. Bu şey değil mi zaten ya? Satılan... Evet. Bu zaten hali hazırda satılan kask değil mi arkadaşlar? Sorry. Güzel. Bayağı güzel uğraşmışlar. Bir nevi cosplay işte. Bu şey değil mi ya? Neydi o oyun? Hop. Oyunu bile hatırlamıyorum ya. Oyunun ismini bile hatırlamıyorum. Niye? Tamam. Şuradan geçmedik. Böyle devam ediyorum. Dur şuraya bir bakacağım. Bir saniye. Belki şeylik bir şey çıkar. Labi'ye bir şeyler bakacaktım. Çok sevdi, o severek oynuyor şu an şu oyunu. Oo, çok güzelmiş. Herkes de ne biliyormuş Nier diye atladı. Evet.
Bunlar daha standı kurmamışlar bence. İyi de yarın bitiyor bu fuar. Ya da toparladılar standı. Şöyle devam ediyorum. Evet, dur bakayım şöyle devam edeyim. Kararı değiştirdim. Bu konku sevmedin mi ya? Bayağı bir sevilmiş ama yani. Yorumlara falan baktım da ben bir. Burada Deadpool var. Deadpool gördük. Yorumları bayağı sevilmiş ya. %95 de en son baktığımda. T-shirtler, bir sürü t-shirtler, peluş oyuncaklar, posterler, bubble head'ler. Yani insan karar veremez bu kadar çok şey. Şimdi ben hall 5'teyim. Ben bir hall gösteremedim size. Onu atladım yanlışlıkla. Onu bir atladığım hall'ü bir bulmaya çalışayım. Ama onun için bir harita lazım bana. Neyi kaçırdım? Dur bakarım ben. Neyi kaçırdın sen? Ben döneyim Can. Ben döneyim. Kanka gidip bakayım kime bakmak istiyorum? Kimi görmek istiyorum? Gidip bakayım. Fotoğraf şey yapayım. Fotoğraf çekmiyorum. Video çekeyim. Güzel değildi merak etme. Tamam. Okey. Bir dakika şöyle dediğim gibi cosplayci yakalamaya çalışıyorum. Aa bunlar neymiş ya? Dur bakayım. İlginç bir şey gördüm. Aa bu da güzelmiş bunlar. €30. Güzelmiş bunlar. Bak bu adamın işlerini sevdim ben. O adamın işlerini sevdim ben. Evet, kesinlikle katılıyorum bu arada. Stickerci. Bak o oyunu oynamadığım halde, oyunu bitirmediğim halde dikkatimi çekti benim de Melanie. Bu şey hangi oyunda? Şu fırça. Fırça kız hangi oyunda? Mor saçlı. Oynayamadığın halde. Aynen öyle pampa. Aa bak buradaki çizimler de çok güzel. Maviye takılma. Dur bakayım geçti o mavi ya. Şimdi ben atladığım holü anlamaya çalışayım, ona göre gideceğim. Zar meraklısına bak Can. DM'ler için zar köşesi var. Dice Layer görüyor musun ileride? Gideyim mi? Bak, bakmak ister misin? Görmek ister misin? Var bir şey olmaz. Kaptis hoş geldin bu arada. Görmedim ilk mesajın size. Aa ne güzel şeyler var. Ne güzel şeyler var. Jacinta burada mı ya? Pickle Rick. Pickle Rick'i denize alacağım. Denize alacağım Pickle Rick'i. Pickle Rick. Çok seviyorum. Arkadaş Jacinta bu arada Fallout'a dair neredeyse hiçbir şey yok. O kadar diyeyim sana. Az önce bir tane şey yayını tekrar izlersen bir tane cosplay az önce bir 10 dakika önce bir cosplay yapmışlar. Red Rocket benzin istasyonuna. Orası güzeldi. Onun dışında pek bir şey bulamadım Fallout'a ait. Ha bir de T51 Power Armor vardı. Evet doğru. Burada birisi var. Ya bir tane şey vardı. Ben az önce gördüm. Bir el ben yayın açmadan önce gezmiştim. İnanılmaz bir şey vardı. Neydi Diablo 4'teki o şeyin? Mother'ın. İsmi neydi o? Mother'la onun Angel sevgilisi. Lilith. Ha. Lilith'le Angel sevgilisinin ismi neydi? Aa ismini unutuyorum ben çok feci bir şekilde. Balık yem. Daha çok balık yemem gerekiyor. Burası bayağı satıyor. Fiyatlar aynı aslında. Niye bu kadar millet toplaşmış buranın başında? Inerus, ha Inerus evet.
İner zaten hayatta hatırlayamaz. Kuğu dönüşü yapıyorum. Benim bile hoşuma gitti o cosplay. Hayır, arkadaki şey değil mi? Zelda değil mi arkadaki? Şey, Link değil mi arkadaki? Ben mi yanlış biliyorum? Aa, şey değil mi? Bir karşılaşma oluyor şu an. Şöyle kenardan çekeyim. Bir cosplay karşılaşması oluyor arkadaşlar. Neyse, çok fazla çekmeyin. Birbirlerini tanıyan iki cosplayci. Dur, Zarcı'ya gidiyorum, Zarcı'ya. Yayında bir sıkıntı yok değil mi arkadaşlar? 15 kişi olmuşuz, hoş geldiniz bu arada. Gamescom'u geziyoruz. Zarcı'ya geldim Can. Söyle, bir tane alacağım zar sana. Konuşurum dostum da kendi aralığında mavi diyorlar, bayağı eğleniyorlar. Şimdi hiç girmeyeyim ben o topa. 180 acaba cool ama... Can, burası cennet senin için. Aynen. 15 euro seti. Aa, ben bir tane pin alacağım. Güzel bir pin bulursam. Benim pin koleksiyonum var arkadaşlar. Evde yayın açtığım zaman gösteririm size. Güzel bir pin bakıyorum. Siz zarlara bakın, ben pinlere bakıyorum. Ha, pinler hep zarlarla alakalı bu arada. Şu setler, şuradaki setler 35 euro. Buradaki setler 15 euro. Şunlar. Şimdiden 2 dolar oluyor. Bu da doğru. Sen de haklısın. Vallahi ben orasını bilemem. Siz biliyorsunuz. Ama acayip güzel işler var bakın. Evet, şimdi kaçırdığım hol hangisiydi? Atlı yarışmaya hoş geldiniz. Şimdi 8'den başladım, 9'u gördüm. 11'i, dur bakalım, hatırlamaya çalışacağım. Ya Samuray, cidden güzel yakalıyorsunuz ha. Ben gördüğüm cosplaylerin %90'ını bilmiyorum, öyle diyeyim. Aa, bir tane daha Space Marine gördüm ileride. Şu Pickle Rick'i alacağım denize dönerken. Kendime de o pinciden bakarım, bir şeyler bakarım kendime. Evet, ben kesin bir tane hol kaçarım çünkü orada Kingdom Come Deliverance vardı, onu göstermek istiyorum size. Bunlar kim? Nereden gidiliyor? Oraya hiç bilmiyorum. Şuraya bir çıkalım bakalım. Oradan yolumuzu buluruz. Vay, güzel arkadaşlar geçiyor yine. Buyurun buyurun. Önden Tarkovcular. Valla doğru diyorsun Crystal, aynen. Bayağı bir Warhammer lore'u gelecek şimdi önümüzdeki günlerde, değil mi? Ben Warhammer zaman çizgisi mi yapsam bir tane? Yoksa işin içinden çıkamam mı acaba? Heh, şurada harita var. Şurada bir şey, Pikachu var şurada. Bakın onu göstereyim ben size, Pikachu'yu.
Sorry. Şimdi hangi hole gidemedim ben? Hangi hole gitmedim ben? Bir dakika. Şimdi burada başladım yayına. Bunu gezdik. 9'u gezmedik arkadaşlar. 9'u gezmedik. Evet, eminim 9'u gezmedik. 9 nerede? 9 nerede? 9 5'ten çıktık. Bir dakika. 5'ten çıktık. 5'e bakayım. 5'ten çıktığıma göre sola dönüp ilerleyeceğim. Sola döndüm. 5'ten çıkıp sola döndüm. Evet. Sonra ilk sağ olması gerekiyor. Tamam. Hadi gelin bakalım. Ne? Türkçe içeriği yokmuş, anlamadım. Ha, şeyim mi? Space Marine mi? Tamam mı? Tamam, ona bir girelim bakayım ben de onun bir timeline'a. Bayağı yormayacaksa beni giriş yaparım ona ben de. 8'e gitmeyeceğim ben. Ben 9'a gitmek istiyorum. 9 nerede? Bana 9'u gösterin. Evet, outdoor area. Tamam. Niye 9'un işareti? Dur bakalım. Şuraya çıkıp oradan bakayım. Tabii canım, yani %100 gerçeğini yapamazsın. %100 aynısını yapamazsın ki. Yorum katıyorlar insanlar. Tabii ki de. Az önceki Pikachu hatundan yola çıkacak olursak. 9, buldum 9'u. Arkadaşlar kalabalık ya. Biz sadece bunun bir oyun fuarı, video oyun ya da her tür oyun diyelim. Her tür oyun fuarı olduğunu düşünürsek. Bence kalabalık. Şu 9'a gideyim ben. Emin olayım 9'u göstermediğinizde. 9'a gidelim. Selamlar Nihil. İlk gün daha kalabalıktır. Hayır. Bugün cumartesi. Tek cumartesi bugün olduğu için yayın şeyinde, ama fuarın takviminde tek cumartesi bugün olduğu için bence bugün en kalabalık gün. Bir daha sefere cumartesi gelmeyeceğim. Of, aşağıda hayvan gibi bir Space Marine var. Durun. İniyorum aşağı. Sırf o adamı göstermek için size. Cosplay mi, çaçacı mı? Durun, şu Space Marine'i nasıl göstereceğim size? Nereye gidiyorsun? Aga, nereye gidiyorsun? Aga. Gördünüz mü? Aga, nereye gidiyorsun? O nasıl bir kostümdür ya? O nasıl bir kostümdür ya? Gereksiz değil. Ya bu kadar iyi olmasına gerek yok. Gösteremiyorum ki, her taraf insan. Şöyle yukarı çıkayım, bir daha yukarıdan arka. Tamam, devam ediyorum. Yeteri kadar gördüyseniz devam ediyorum. Evet, bayağı bir uğraşılmış. Şimdi şu 9'a bir gireyim. Mr. Beast Challenge mı? Oğlum Mr. Beast mi kaldı ya? Mr. Beast mi kaldı ya? O 7'ye gidiyor. 7, benim 9'a gitmem gerekiyor. Orası 5. 10, 9 nerede lan? Aa, 9 yok ya. 9 şurası olması gerekiyor. Dur. Şimdi buradan herkesi dışarı çıkaracaklar. Bir hava alın diyecekler. Bir kendinize gelin diyecekler. Bir yemek alın. Bir su için diyecekler. Oradan girdiğimizde 9. hole giriş olacak.
Evet, Gamescom dediğim gibi yani yayının başında da bahsettiğim gibi E3'ün kapanmasıyla, iptaliyle dünyadaki en büyük oyun temalı fuarı haline geldi. Her yıl yapılıyor. Almanya'nın Köln şehrinde. Burası çok büyük bir fuar alanı zaten. Değişik değişik fuarlara ev sahipliği yapan bir yer. Köln'de bu şeyden, bu güzel etkinlikten, fuardan nasibini alıyor diyelim. Köln'ün Ağustos trafiği, Ağustos turist trafiği ne Gamescom bayağı bir ayağa kaldırıyor arkadaşlar. Bayağı bir yabancı plaka gördüm gelirken. Tabi yani şey var. Ünlü, popüler ve politik adam da isimler görebilirsiniz. Yani şey, Köln çünkü zaten en büyük ikinci büyük şehri Almanya'nın. Ya da üçüncü olması gerekiyor. Berlin, Münih, Köln diye mi gidiyorum yoksa Berlin, Köln, Münih diye mi gidiyor bilmiyorum. Şurada şeyciler var uzakta. Şurada. Ben şimdi buradan aşağı ineceğim. Sonra 9. Şu 9 gördüm. Şu 9 yazıyor. Burası, bu hole gireceğiz. Sıcak. Türkiye gibi sıcak değil tabii ama sıcak bugün de. Biraz kendimi göstereyim. T-shirt'üm nasıl? Dur bir dakika, nasıl göstereceğim? Ters mi görüyorsunuz siz acaba? Like a normal dad but cooler. Gamer dad. Ha, düzgün mü? İyi, güzel. Süper. Güzel. Aa, gölge iyi oldu. Gölge iyi oldu. Güneşte yürüyorduk bayağı. Sensin domates. Oğlum ben dikkat ettim bu yaz. Ben bu yaz cidden benim cildimde sıkıntı var arkadaşlar. Güneşe çıkmamam gerekiyor. Güneşten korumam gerekiyor cildimi. Ben olabildiğince şey yaptım yani. Güneşten kaçtım bu yaz. Hiç domates oldum falan sallama yani canım. Hayır, vampir değilim. Cildim hassas diyelim. Hastalanıyorum güneşin altına çok durduğum zaman. O şey, vampirim desem daha havalı olacaktı değil mi? Evet, 9'a girelim. 9'da göstermediğim bir iki tane yer var. Gösteremediğim bir iki tane yer var. Orada bakalım. Ondan sonra dümdüz yürüyüp şeyin fuar alanının en güney noktasına geçeceğim. Orada da Co-Creating Space diye bir yer varmış. Orasını merak ediyorum. Orayı görmedim. Bir oraya bakalım. Abi girişte bekliyoruz şu an. Fedon da insan. Hop, şıkı şıkı şıkı. Şıkı şıkı şıkı. Şıkı şıkı şıkı. Hoppa. Güzel cosplayler alarmı. Güzel cosplay alarmı. Bunlar ne bekliyor lan? Bunlar bir şey bekliyor. Aa, su doldurma yeri. Ne güzel. Arkadaşlar, Gunu kim? Gunu geliyormuş. Gunu geliyormuş, onu bekliyorlarmış. Kimse artık Gunu. Meşhur birisi herhalde. Neyi yapıştırırdın Can? Neyi yapıştırdın Allah aşkına? Neyi yapıştırıyorsun? Seneye dostum. Seneye çözüyoruz olayı. Evet, 9. holdeyiz. Burada... Bu holi gezmedik değil mi arkadaşlar? Bu holi...
yani kaçırdığım hol buydu değil mi? Şeylere girerken büyük ihtimalle 5G'den 4G'ye düşüyor. Bilmediğim, etmediğim oyunlar oynuyorlar. Bilmiyorum ki, anlamadım ya Can. Ekran çok parlıyor, görmüyorsun. Oğlum bu nasıl bir oyun ya? Amma çok data var burada. Ne okuyor, ne anlıyorlar ya? Aa, cidden FF14 ha, bravo Can. Oynasınlar. MMO'ları onlara kalsın. Abi, hatun karakter dinamikliği yok erkekte. Abi kadın tabii de gidiyor. Ya bu istisnayı bozan bir kadın değil bu arada. Bu olaylarda kadınlar çok daha iyi arkadaşlar. Baksana çatı çatı çatı. Bir de gamer kadın olunca... Ne zaman yazacak diyordum ya. Ben çünkü kızı gördüm, direkt yanaştım standa. Ne zaman yazacak dedim ya Can. Abi bombasın ya. Çok koptum. Çok koptum. Çok koptum, çok güldüm. Delta Force, bunu da oynayacağım arkadaşlar. Bu da çıkışını yapsın, bunu da oynayacağım. Battlefield'ın doğru yapılsaydı Battlefield nasıl olurdu'nun cevabı bu oyun. Yandaki çıkışmamış mı kardeşim? Ya arkadaşlar çok komiksiniz ya. Evet, Delta Force bayağı iyi bu arada. Bende Alpha Key vardı, oynadım biraz. Ha dur, şurada gözüküyor. Aynen böyle arkadaşlar, yani yalan bir beyan yok burada. Dur gideceğim tam dur. From Software sağında. Nerede?
Neden göremiyorum ben From Software'ı? Çok iyi, çok iyi. Delta Force çok iyi. Oha, yayıncıya bak. Antenle geziyor. Ben de öyle yapacağım. Ben de anten çıkaracağım lan. Ben de size üstten göstereyim mi? Benim neyim eksik? Benim izleyicimin neyi eksik? Canım çekti. Dur, yapacağım size. From Software nerede can? Dur bir dakika, bekle. Bir saniye. Şu kenara gideyim ben. Orada yapayım. Ben de yaparım ama mesajlarınızı, yani chat'i okuyamam. Chat'i okuyamam. Şu da yapayım hatta, dışarı çıkmayayım. Hat kopmasın. Hat iyileşip kötüleşmesin. Madem öyle, işte böyle. Hazır mısınız? Bir dakika. Şöyle biraz aşağı indirmem gerekiyor gibi. Bayağı bir yükseleceksiniz, he. Ben hala From Software'ı göremiyorum bu arada. Yukarıdan görürseniz haber edin. Bak ileride sağda göreceğim. Okey. Hazır mısınız yükselmeye? Giderken sağında bir stand var o. Tamam, ben şimdi yükseltiyorum sizi. Nasıl gözüküyor? Ha evet, o From Software değil. Hayır, o başka bir şey can. Dur şöyle göstereyim. Yine salladım bir yerinden. Tamam, iyi miydi görüntü yukarıdaki? Devam ediyorum. O zaman yukarıdan devam ediyoruz arkadaşlar. Bence geçtiğimiz holleri de bir yukarıdan göstereyim en iyisi. Benim izleyicimin neyi eksik? Kaka şapkası mı? Ne ki hocam, anlamadım. Kingdom Come Deliverance'a geldik bu arada. Bu da daha ilk oyununu oynadım ama bitirmedim. İlk oyununu oynayıp bitirmek istiyorum ikinci başlamadan.
Şimdi şu alanı bir geçeyim. Sonra tekrar yukarı kaldıracağım. Seviyorum ben ya. Güzel bir stand yapmışlar bence. Girip görmek istediğim bir oyun olabilir bu. Yayından sonra sırasında beklemek istediğim bir şey olabilir. Şöyle üstten göstereyim. Ya ne uğraşmışlar. Almanya'da, Almanya'nın Köln şehrinde. Almanlardan beklenmeyecek kadar sosyal bir aktivite. Orada ne oluyor? Alayım, ben de tişört alayım. Nasıl alıyoruz tişörtü? Galiba işte içeri girmen gerekiyor. İçeri girdikten sonra, oyunu gördükten sonra tişört alabiliyorsun. Evet. Evet, bak şey yaptıktan sonra, oyunu gördükten sonra. Tamam, ya Kingdom Come Deliverance'da bekleyeceğim. Bir de Stalker'da bekleyeceğim. Arada Can dedi ki Path of Exile 2. Bilmiyorum Can bekler miyim? Ama ona da bir bakarım. Akşama doğru çünkü şey olabilir. Tamam, hadi bakalım çıkıyoruz yukarı. Biraz kafamızı eğelim. Hadi havalandınız. Thank you.
bir yere götüreceğim şimdi. Şimdi başka bir, bambaşka bir yere götürüyorum. Bekleyin. Aa, ne güzel. Bu ne? Neydi arkadaşlar? Abi hiç şaşırmam ya, Türk çıkmaz çıkması. Hiç şaşırmayız. Aa, çöp kutuları var. Bunlar ne? Sizi bambaşka bir yere götürüyorum. Oğlum çöp kutusu ne? Şimdi bir tane daha hol göstermek istiyorum size. Bu oldların, eski tayfa gamerların çok hoşuna gidecek bir yere gidiyorum şimdi. Yaşını başını almış gamerların. Ama şimdi neredeydi? Dur bir dakika. Şimdi onu bir hatırlamam gerekiyor. Onun için de bana bir tane harita lazım. Bana harita lazım. Bana harita. Nereden bulabilirim haritayı? Dur bakalım. Şuradan girelim. Arkadaşlar chat'in hepsini okuyamıyorum ben bu arada. Hem bir, zaten yukarıda geziyorsunuz, ekranı görmüyorum. İki, ekran çok yakın bana. Bence ben bayağı yaşlanmışım, yakını göremiyorum artık. Gözlüğü çıkarıp okumam gerekiyor. Yaşlı. Hashtag yaşlı yayıncım. Ay, hava çok güzel ya. İki dakika otursak mı? Bak, içeri gireyim, haritaya bakayım. Ya da içeri girmeyeyim ben. Bir dakika, şöyle yapalım. İçeri girmeyeyim ben. Dışarıda harita var mı? Dışarıda harita yok ya. Dışarıda bir tane harita olsa dışarıda bakayım diyeceğim ama içeri girince yayın kopacak çünkü. Ama dışarıda da harita yok. Neyse, içeri giriyorum arkadaşlar. Haritaya bakıyorum. Şeyin yerini bulacağım. Retro Gaming Hall'ün yerini bulacağım. Hangi holde olduğunu. Ona gideceğiz. Dışarıda da otururuz biraz, muhabbet ederiz. Ha, yayının başını kaçıranlar için Inzio bir daha göstereyim istiyorsanız. Hadi buraya da yukarıdan bakalım. Şu solda oturan. Bir dakika. İlk önce bu holü de bir gezelim havadan. Bu holü de bir göstereyim ben size havadan. İsmail YK cosplay. Şeyli abla geldi. Yayıncı abla. Taktiğini çaldığımız abla. Thank you.
harita bulamadım ama. Çay atıyor galiba. Bence bir şey söyleyeyim mi? Hyper'ın standı o. Ciddi anlamda USB falan atıyor olabilir. USB bellek ya da o tarz bir şey atıyor olabilir. Gerek yok beklemeye arkadaşlar orada. O şeye girmeye gerek yok. Ben hala harita arıyorum. Harita bulamıyorum. Nerede harita olabilir? Şurada olabilir. Evet abi, Inzio çok 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 iyi çalışmışlar standa. Şöyle bir daha göstereyim size. Bence gerçekten var bir bildikleri herhalde. Ya da marketingi gerçekten çok iyi yapıyor bu şirket. Hayır, bir de hiç yani print edip dağıtmadılar kimseye. Neyin şeyindeler acaba? Yani böyle ortaya standa koysan, herkesin elinde bir harita olsa. Bu Çinliler anlıyor oyun yapmaktan, ha ben size söyleyeyim. Çok gümbür gümbür geliyorlar. Bir de Gamescom'un Asya versiyonu varmış arkadaşlar. Bir Avrupa'da, Köln'de, Almanya'da, bir de Asya'da, bilmiyorum hangi şehirde. Dünyada iki kere her yıl yapılıyormuş Gamescom bu arada. Koreli mi şey Inzio? Tamam, okey. Ya yani Koreli, Çinli. Koreli, Çinli. Anla sen. Bir dakika, burası bizim girdiğimiz yer. Biz çok çok yanlış bir yerdeyiz. Çok yürüyeceğiz geriye doğru. Şimdi ben ilk buradan girdim. Yayını ilk buradan açtım size. GOTY'yi hatırlıyorsunuzdur. İlk buradan açtım yayını. O zaman benim böyle gitmem gerekiyor. Çünkü dur bakayım bir dakika, şöyle yapalım. Bir saniye. Şu holden çıkıp sağ yapalım. Evet. Evet, o zaman olur. Evet Samuray'cığım, sen vardın. İlk gelen Samuray yayına bugün. Baştan beri izliyor sağ olsun. Şimdi ana holden, ana otobandan, ana insan otobanından şeye doğru gideceğiz. Retro Gaming Hall'e doğru götürüyorum sizi. Tekrar bir üst görüntü. Şimdi şuradan yürüyeceğiz arkadaşlar. Şöyle yürüyoruz. Ve becerebilirsem size bugün göstermek istediğim son hole geleceğiz. Retro Gaming Hall. Gerçekten çok güzel cosplay çalışmaları var arkadaşlar. Az önce ilk kez Türkçe duydum. Bak bugünü saat 10'dan beri buradayım. İlk kez Türkçe duydum az önce. Evet, bakayım Jacinta, dur senin için döneyim. Çok geçmedim onları. Dur. Jacinta'cığım. Ben hızlı yürüyorum tabii de siz 7-8 saniye geç yazıyorsunuz. Sizin serginiz geç geliyor bana. Senin için dönerim. Oo, bir Call of Duty cosplay karşılaşması. Kafalarını vuruyorlar. Niye? Öyle bir şey mi vardı bu oyunda? Çok insan geçiyor aramdan. Şöyle bir yer bulup sahne. Bayağı iyi değil mi? Piramit Head vardı. Evet, nereye gitti o? İlerliyor. O tarafa gideceğiz zaten. Genelde Airsoft kullanıyorlar silah olarak.
Ama Airsoft'ları galiba fuar alanına getiremiyorsun. Ondan dolayıdır ki bayağı böyle oyuncak gibi gözüken silahlar var ellerinde. Ya da hiç silah yok. Askerliği yapmaya engel. Ya bir tane Jakintaş'a gördüm. Yayın açmadan önceki turunda görmüştüm bir tane. Şu an görürsem tekrar şey yaparım, peşlerine takılırım. Bir tane feci güzel var. Kız niye bana baktıysa, herhalde çekim yaptığım için. Remember no Russia. Evet, doğru taraf, doğru rotadayım arkadaşlar. Haritayı da gördüm. Şuradan bir onaylayayım bir dakika. 10. holün arkadaşlar, 10. holün ikinci katına çıkacağız. Şuradan göstereyim. Şu turuncu olan yere gidiyoruz. Orada retro oyunlar var. 10. holün ikinci katı. Burası hol 9. Hol 6 yan tarafta. İleride holon. Holon. Burayı gezdik mi biz? 6'yı gezdik mi? 9'u gezdik. Gezdik. 9'u gezdik. Ha, şu şapkalardan diyorsun sen Can. Evet, niye herkes de var? Doğru. Güzel tespit. Samuray'a hediye aboneliği yok. Samuraycığım ya şey yayınlar yayın, reklam aldığı için yapacak bir şey yok. 9'u gezdik evet. 9'u gezdik haklısınız. Şimdi şurada güzel bir cosplay daha gördüm. Aa gitti. Şu ablaydı. Onun ikinci katına giriyoruz değil mi? Evet, onun. Civilization çok reklam yaptın ya. Gerçekten çok reklam yaptın. Bugün kaç tane cosplay gördük atlı yarışmamızda? Bir de cidden benim hani kameranın bakmadığı yerlerde benim yakaladıklarım var. Kamerayı döndürmüyorum zaten. Rahat 25 bin adım atmışımdır ben ha. Atacağım yani gün bitiminde bence. Geldiniz mi? Kusura bakmayın. Tekrar telefon geldi. Acil bir telefon. Onu aldım. Gelin bakayım. Ses edeyim. Devam edeceğim yürümeye. Tamam. Şu çantamı... Bir su içebilir miyim? Bir saniye. Su içeyim. Şunu yere koyayım. Bir saniye rica edeceğim. Ay, yoruldum. Vardır. Haklısındır. Selamlar Tugay.
Hoş geldin. Gamescom'u geziyorduk, gel. Şimdi retro oyun stand, retro oyun holüne doğru gideceğim. Tamam, kendime geldim, suyumu içtim. Tripodumu da topladım. Let's go. Ha dur, şunu da göstereyim. Ne, onları göstereceğim. Jakinta bekle. Kart play, kart game'leri göstereceğim, bekle. Magic the Gathering gelmiş zaten, direkt göstereyim. Tugay'cığım çok teşekkürler. Kesene bereket. Sağ olasın. 4. ayın kutlu olsun. Eleven bitsin. Eleven bitsin, yerini bulamadım desem Onur. Şu an üçüncüyü geziyorum. Eleven bitsin, bana size zahmet, bana eziyet. Gamescom'un internet sayfasından hangi holde, hangi standta olduğunu bulabilen birisi varsa yazabilir mi? Star Wars'un da bir oyunu çıkıyor bu arada. Star Wars'un da bir oyunu çıkıyor. Şimdi bunun 10.2'ye gideceğiz. 10. holün ikinci katına gideceğiz. Ben yanlış holdeyim. Direkt çıkıyorum. Direkt çıkıyorum. Kart olayları benlik değil çünkü kart game'le. Dediğim gibi şu 11 Bit Studios, benim bildiğim yok. Görmedim de. Ama varsa ve bugün görmeden gidersem üzülüyorum. Onun için hangi holde, hangi standta olduğunu birisi bakıp yazabilirse çok sevinirim. Mission Objectives. Find 11-bit studio stand in Gamescom 24. Onur, yayın tekrarını izle dostum. Çok güzel yerler gezdik. Tamam, bir sana zahmet, sağ olasın. Evet, buldum retro araya. Şurada yazıyordu. Şuraya gidiyorsun. Şu hangi oyundan arkadaşlar? Hadi hangi oyundan hemen söyleyin. Hemen yapıştırın. Animeciler sizi. Ah, bir Heroes of Might and Magic 3 olsa da orada. Bir de Diablo Full. Abi ne diyorsun sen ya? Onlar olsa. Ben başka hiçbir yeri gezmem zaten. Geçti Can, geçti. Sen
arka planda yapacağını yap geçti. Ha, şimdi arkadaşlar burası, bakın şöyle göstereyim. Şey, hem retro alanı, retro oyunlar alanı, hem de iş ilanlarının olduğu, üniversite mezunlarının iş başvurusu yapabileceği bir alan açmışlar. Bu eskiden yoktu burası. Ya bu kadar büyük değildi. Retro kısım vardı ama bu kadar büyük değildi. Şimdi şöyle indie oyunların olduğu köşeden gidelim. Bakın Core Keeper çok meşhur. Onur tam senlik yerlere geldik. Bak indie oyunlar köşesi. Ya can ya. Gitmeyeceğim seninle. Git. Ya oğlum ben nereden bileyim? Bir sürü anime kız geçiyor etrafta. Nereden bileyim ben kimin hangi oyundan olduğunu? İzleyeceksin yayını dostum. Yukarı çıkarayım mı sizi yine? Aa bak bu Çernobil bayağı bir meşhur değil mi? Bayağı bir... Hala dur şimdi göreceksin retro oyunu. Bunlar değil. Bunlar indie kısmı. Bak şimdi. Orası indie kısmıydı. Şimdi asıl olaya giriyoruz. Old gamerlar toparlanın. Dur daha dur, neler göreceksin neler. Burada Heroes of Might and Magic 3 çıkabilir ha bak. Jakinta. Benim şarjım bitiyormuş. Dur bir şarj takayım bir de. Çünkü burayı gösterip öyle kapatacağım yayını. Bitmesin burada şarj. Yayındasınız değil mi hala arkadaşlar? Bir tane. Tamam, Path of Exile tişört. Tamam dur, onu ayarlayacağım ben sana. Abi şunlara bakın. Fallout 1'in ya da 2'nin orijinal kutusunu bulursam burada ki çok zor, yapışırım direkt vardı. Aa Hugo oynuyor. Hemen telefona basarak dur.
ne ya? Aynen. Retrolar varmış. Of Onur ya. Evet, fark ettim. Devam edin arkadaşlar. Jacinta senden de kaçmıyor ha. Games from Spain arkadaşlar, İspanya'dan oyunlar, İspanyol. Bulabildiniz mi 11 Bit Studios'un yerini? Var mıymış? Bu sene buradalar mıymış? Peki biz güldük mü? İnsanlar ciddi ciddi oturup oynuyorlar ha. Aa, ben bu oyunu çok severdim. Şunu. Ya. Lotus'tu galiba oyun ismi. Evet evet Lotus. Hangisi oynayalım şey? Dur abi. Başı boşsa oynayalım. Başı boş değil. Oyunun başı boş değil. İptal olmuş. Aa bu ne? Bazı interaktif oyunlar da var. Onlar çok ilginç. Retro alan bitti. Şimdi indie alanına devam ediyorum. Indie oyunlar. Küçük küçük bir sürü oyun. Arada elbet güzel çıkar ama ben hepsine bakamam şu an. Hell Taker ne ya? Hell Divers değil mi? Yanlış mı biliyorum? SimCity 7. Aa güzel bir şey görüyor gibiyim. Dur bakayım. Alman yapımı bir oyun gibi. Ha Hell Tech var, okey. Steam Deck'te oyun oynuyorlar. Aa bu çok güzel gözüküyor bu arada. Ben böyle spastik oyunları severim çünkü.
Güzel güzel. Kızım ayaklarında ne var? Şundan bahsediyorum. Var var, değişik değişik tipler var, kesinlikle var. Ben şimdi yayını kapattıktan sonra arkadaşlar Stalker'ın ve Path of Exile'ın olduğu şeye döneceğim. Orada beklemeye başlayacağım. Telefonum da şarj olur. Belki şarj olduktan sonra bir kere daha yayın açarım. Burada olursanız gelirsiniz. Zannetmiyorum ki içeri Stalker oynamaya girdiğim zaman yayın açmama izin versinler, video almama izin versinler. Zannetmiyorum. Bir de Pickle Rick alacağım bir tane oğluma. Hediye olarak. Bir de kendime t-shirt alacağım Gamescom'dan. Başka bir şey de yapasım yok gibi. Zaten çok yoruldum. Bir şey diyecektim ama ne diyecektim? Bir şey daha, bir oyun daha vardı. Hangi oyun vardı? Hangisine girecektim ben? Stalker 2 dedik. Path of Exile dedik. Bir şey daha dedik ya. Ertuğrul! Anam! Anam! Ertuğrul! Vay be! Selamlar. Merhaba. Merhabalar. Kolay gelsin. Sağ olun. Yayındayız da. Öyle bir Ertuğrul. Merhabalar. Deneme şansın var mı? Yayında bitireyim ondan sonra geleyim. Tabii, nasıl istersen. Öyle olur ya. Nasıl, çıkış ne zaman olacak? Çıkış oldu. Şu an arkadaşımdayız. Tamam. Süper Epic Games'te. Sadece Epic'te mi yoksa Steam'de yok mu? Şu anda sadece Epic'te. 6 ay sonra da Steam'e. 6 ay sonra. Tamam. Tamam, okey, süper. Gördüm, bayağı bir şey, medya presence almaya başladınız ya. Şey nasıl, reception nasıl şöyle fuarda? Merak ediyor musun? Merak ediyorlar ya. Bir ara çok oluyor, bir ara boşuluyor ama hep böyle oluyor yani. Biraz böyle sağlam vaktiniz oluyor. Güzel, güzel. Çok güzel şeyler yapmışsın. Teşekkürler, sizin okumuşum. Aa, vallahi sağ olun. Belki özlemişsiniz. Teşekkür ederim. İstanbul'da mı yaşıyorsunuz burada mı? Ben Belçika'dayım. Belçika'dan özlemişsiniz. Teşekkürler. Var. Sınırımızı karakter artistimiz yaptı. Süper gözüküyor. Teşekkürler. Tatlı ekipmiş. Böyle ikimiz konuk aslında orada yakan ekip. Ha öyle mi? Ben Akif. Merhabalar. Merhabalar. Harika. İşte abla. Süper. Game designerımız, o da yazılımcı. Merhabalar. Yazılımcı. Kaç kişilik ekip totalde? Şu an 26 kişiyiz. Ha süper. Son 9 aydır da bu oyunu geliştiriyoruz. İstanbul menşeli. İstanbul. Biz mesela aslında şu an mesela Ertuğrul'u görüyoruz yani biraz daha atıyorum. Hı-hı. Sanki gerçek hayat aksiyon macera da mesela bizim uyku gece vaktimiz olacak. Orada rüyalar gelecek. Aa öyle orada mi? Yani oyun eklemeye çalışacağız yani. Yani devamı gelecek oyun. Diğer tabii. Falan. Tamam süper. Güzel gözüküyor ya. Ya ben izledim şeyde Cahreyn'de izledim de onu yayınında görmüştüm. Oradan tek durup gördüm. Olsun. Ben reklam. Buradaki yayını gördünüz mü Cahreyn'de? Hayır, buradakini görmedim. Ha. Ben Cahreyn'de görmek isterim de bu çok kalabalık bir fuar bulamıyorum yani onu. İlk gün geldi sağ olsun. Evet. Burada yani. Süper. Helalleştiniz. Güzel oldu ya. Yani Cahreyn'i biliyoruz zaten tarzını şeyini. Evet evet. Ya, bu arada... ya, sonuçta onun yayınında oynanmış onun. Reklamın iyisi kötüsü olmaz ki aslında öyle. Değilim aslında. Aynen, evet. Sadece şey Jare'nin tarzı aslında normalde daha ağır. Ve ama biraz dalga, indir hiç kimdir. Bize dalga geçecekti. Geçemedi. Biz evde şey gibi olduk böyle. Futbol maçı izlerdi. Bir yerleri kırmaya çalışıyor böyle. Oyunu evet baklamaya çalışıyor oyunu. Evet. Bazı yerlerde bozamadı. Biz evde böyle çakmalar yapıyoruz. Güzel güzel. Ben hani direkt görür görmez daha dedim ben bir selam vereyim. Eyvallah. Kolay gelsin. Deneyebilirsiniz bu arada. Yayın bitsin geleceğim. Şey, yayınız kim neydi bu arada? Ha ben evli çocuklu oyuncu.
şeyde direkt belli zaten. Çık konsept. Tamam. Twitch'e YouTube'da var. YouTube bayağı hani 5K'ya yaklaştım YouTube'da. Ama Twitch'te de 1000'i geçtik daha yeni. Ya yani şu anda mesela 10 kişi izliyor. As bayrakları as diye. Selamlar diyor herkes. Twitch'te de aynı nick, YouTube'da da aynı nick. Tamam. Evli çocuklar önce teşekkür ederim bu arada. Rica ederim. Bu arada şey yapmak isterim yani, eğer şans olursa hani review etmek isterim ben yayında da. Bir kez yollarım size. Teşekkür ederim. Onu şey yaparız. Hani şey yok bu arada. Ben olabildiğince Türk mitolojisine şey yapmak istiyorum ve kitlenmek istiyorum çok da. Çok fazla var. İşte onun için çok yani. Çok fazla üyemiz var. Tamam, süper. Şöyle ben hatta arkadaşıma söyledim. Yani size mail atıp bir kez tamam, yollayacağım. Süper. Hatta isterseniz mailinde yazabilirsiniz. Yani kolay gelsin. Uğuracağım tekrar. Şöyle bir geziyorum, arkadaşlara gösteriyorum etrafı. Hani işte ben şey yani, boş zamanımda oyun oynayıp yayın açıp öyle takılan. Ona rağmen işte 5000 aboneniz oldu. Evet yani. Aslında follow-up'la hani inanılmaz follow-up'la şey oldu. Artışa geçti benim kanalım şeyi. Ayfa öyle oldu herhalde. İşte follow-up'ın dizisi çıkmıştı bilirsiniz belki. Ondan sonra hani ben daha çok böyle post-apokaliptik oyunlar oynamaya yönelmiştim. Ama sürekli kafamda hani Türkçe içerik yaptığım için oyunum da hani olabildiğince Türkçe olması hoşuma gidiyor. Yani böyle şey olması, hele bir de tam Türkçe mitolojik kaynaklı olması daha da güzel olurdu. Yani işte onun için direkt... Belki bununla da birlikte artan aboneleriniz olur. Şu anda kullanan var çok çok. şey diyeceğim, bu ilk oyununuz mu? İlk oyununuz, evet. Stüdyonun ilk oyunu yani. Evet. Yani devamı gelecek. Bayağı şeyden kafa. Böyle yapacaksak iyi bir şey yapalım diye kafa. Evet. Ama tabii şey değil. Hani şimdi bakınca janrı olarak işte Assassin's Creed. Evet, ona çok benziyor. Evet. Halbuki bizim şey ikramımız yok. Action RPG öğeleri var mı oyunda? Var. Öğe olarak var. Var öğe oradan olarak. RPG oyunu izleyemem. Böyle bir haksızlık yapalım. Tamam. Elementler olarak var. Şöyle daha çok dışarıdan bakın işte dediğim gibi Assassin's Creed içine benziyor. Aynen. İçinde crafting var, loadlama zaten diğer şeyler evet. Var. Toplam ortalama kaç saatlik bir content oyundu? Şu an ilk chapter yayınlıyor. Evet, ilk chapter. Tam 2 saat sürüyor. 2 saat. 2 saat sürüyor. Evet. Sonra chapter'la ekle devam edecek. Evet. Full release'de zaten full ön çıkacak. O ne zaman tahminin? Şöyle minimum 6 ay maksimum belli değil şu anda. Çünkü daha çok işte gelecek desteği. İnsanların tepkilerine falan bağlı olacak. Anladım. Biraz da bizim Bir de bence Steam kanalını da açmanız gerekiyor. Steam'den de o konuda ne düşünceler şöyle, nedir? O zor mu oldu karakter? Ondan mı? Yok, tam tersi. En kolay kısmı ama ben hala bir şey açmamışım. Çünkü çok mu negatif? Hani yani, evet. Yani şöyle, biz istedik ki Türkiye'de hani birlikte çıkaralım. Globale yaptınız. Türkiye'de yerel bir yolu. Sonra çıkalım. Evet. Yani hiç beklemediğim biz kadar kötü tepkiler aldık. Öyle mi? Yani oynamadan görmeler. Hani şey tabii o klasik. Siyasi tarafıyla alakalı bir sıkıntı yok. O olacaktı zaten. Evet ama şey algısı gitmiş. Böyle ne yaparsanız yapın ama kötülenecek yani. Mesela gördünüz mü Black State'in şeyi yayınlandı. Black State. Evet. Ya yani Türkiye'de şu an üretilen en iyi oyun olabilir. Yani bu fuarda var mı onlar? Vardılar. Standları yoktu. Standları yoktu. Nvidia'nın teknoloji demosu olarak vardı. Vardılar. Oyun. He, o anladım. Kadar iyi bir oyun aslında görsel evet. Olarak. Ya o oyunu bile yerden yere vuruyorlar. Black İnanın State. Evet. Tamam, bakayım ben buna. Onları görünce dedim ki biz normal bir şey. Bize tepki normal bir şey. O yüzden öyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Şeye şükür. Gerçekten iyi ki Steam'e çıkmışız. Orada çünkü global ölçü orada kıpkırmızı yanınca zaten evet. Sıkıntı olur. Yani şimdi gelişiyoruz işte. Daha yolu çok tabii feedback da geliyor. Feedback geldikçe siz onaracaksınız bug'ları falan. Discord'da çok haklısınız. Discord'a gelirim ben. Yani feedback'leri hemen alıyoruz. Tamam. Hemen karşılık süper. Biz çünkü gelişmek istiyoruz yani. Amacımız o. Evet. Şey nedir o iddia edildiği gibi paraları alalım. Öyle bir derdimiz var. Evet. Öyle güzel. Yani. Tamam harika. Ben tekrardan uğrayacağım size. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Gelişir tekrardan. Eyvallah. Bye bye. Sağ olun. İlginç bir olay oldu arkadaşlar. Evet ya, Ertuğrul'un ekibiyle tanıştım. Merak ettiğim bir oyundu bu arada. Şimdi iyi oldu. Review key alabilirsem ben. Bir onu beraber yayında oynarız hep beraber. Ya adamın dediği doğru arkadaşlar. Yani sonuçta ne yaparsanız yapın. Türkiye'de ilk başta çok sağlam bir kötüleniyorsunuz zaten. Hele bir de işiniz çok iyi değilse. Oradan dönmesi çok zor. Assassin's Creed'e çok benzeyen bir oyun. Action RPG daha çok action bir oyun yani daha öyle diyelim.
Ondan dolayı ne olacak, ne bitecek? Ben bir oynamadan yorum yapmak istemiyorum. Ama dediğim gibi Cahreyn'in yayında da gördüm. Cahreyn'i oynarken de gördüm. Cahreyn'le ilgili neler yazdın? Onu da kaçırdım bu arada. Az önce birisi... Dün Cahreyn'i o kadar sıktı ki açmamla kapamamıyormuş. Ha, öyle mi? Şey, Cahreyn'in... Ya yayını mı? İşte Gamescom yayınından mı bahsediyorsun Onur? Evet, güzeldi. Dedim ki bu adamlara uğrayacağım. Şey, Gamescom'u terk etmeden bugün. Bir oynayacağım. Neredeydik biz, kaçıncı holdeydik? Kampüs alanında. Tamam, okey. Kampüs alanında. Bunu hallettik. Şimdi arkadaşlar, ben yavaştan kapanışa geçeyim. Telefon da iyice pili bitmek üzere. Şarja taktım ama... Powerbank'e taktım ama sanki yetmiyor gibi powerbank'in gücü. Hem yayın açık, hem sürekli görüntü modundayım. Pilim bayağı hızlı bitti. Ben yavaştan müsaadenizi isteyeceğim arkadaşlar. Şuraya bir oturayım en iyisi. Şöyle bir yere oturayım. Of, yoruldum be. Kıçım yer gördüm. Kıçım yer gördüm. Oynarken kaçak çekim yapmıyor. Evet, şimdi Stalker'a gireceğim. Stalker 2'ye gideceğim. Path of Exile'ın sırasını bekleyeceğim. Umarım yavaş daha azalmıştır sıraları. Path of Exile. Bir tane de oyun vardı ya. Ben hatta demiştim. İki oyuna gireyim. Ha, Ara'yı oynayayım. Ara Untold'u oynayayım bir. O Civilization'a rakip olacak oyunu bir oynayayım. Onun sırası yoktu. Ona girip oynarım direkt. Ha, 11bit Studios. Evet. Onurcuğum ya, 2 saat yakın yayın oldu. Arada kopmalar oldu ondan dolayı. Sen şimdi daha 31 dakikalık yayın diye görüyorsun ama var onun derisi. Onun için bakarsın sen dostum ona. Bayağı bir gezdik. Havadan çekimler falan yaptık. Onlara bir bak. Güzel oldu yani. Stalker'ın sırası. Hatta istiyorsanız beraber, ne kadar kalmış bilmiyorum. Beraber Stalker'a gidelim. Ben sıraya gireyim, öyle kapatayım yayını. Pili göremiyorum ki. Ne kadar pil kaldığını göremiyorum ben. Gözlüğün şu an. Aynen, Stalker, Ara, zaman ve şansım olursa Path of Exile'dan t-shirt cana, bir de oğluma şey alacağım, oğluma Pickle League alacağım, bir de kendime t-shirt alacağım. Hadi, iki dakika daha oturayım, hatta şunu yere koyayım, öyle oturayım. Yere koyamadım. Şarj oluyor ya, yere de koyamadım. Kabloyla bağlı şu an. Su içeceğim. Bir elimde kamera, diğer elimde su içeceğim. Bakalım becerebilecek miyim? Genco bir şey oynuyor şurada. Ertuğrul ekibi. Onlara tekrar bir dönüş yapacağım. Tamam. Ara. Süpersin Kristal. Ara. Path of Exile 2. Stalker 2. Spaceman 2. Galiba hepsi aynı holde. Zaten Ara Stalker'ın çok yakınında. Yaşlılık. Sensin yaşlılık. Her yer Almanca ya. Her yer Almanca ya. Ulan dünyanın en büyük oyun fuarısın diye geçiniyorsun. Yer gök Almanca ya. Alex. Tamam, şimdi oraya doğru yürüyeceğim. Ondan sonra da kapacağım yayını. Son bir yürüyüş yapalım beraber o tarafa doğru. Şu an 10. standdayız. 10. holdeyiz. 10. holden kaça? 9'un karşısında kaç var? 7 mi var? Oraya gideceğiz. 6 ve 7 var 9'un karşısında. 6, 7, 8 diye gidiyor. 7. holde bir şey. Hadi gidiyoruz. Kapadım suyumu.
Bu ara tam hole varmadan önce kapatacağım yayını çünkü tuvalete girmem gerekiyor. Bu Galatasaray'ı tuvalete yapmadan girmeyeyim. Too much information değil mi arkadaşlar? Bazen yapıyorum bunu ya. Kusura bakmayın. Saniye. Bana bir saniye verirseniz ben şu olayı çözeceğim. Şurada durayım bir. Bir saniye, şimdi şunu çıkaracağım. Saat kaç oldu arkadaşlar? Bir saat yazabilir misiniz? Ben saati bile göremiyorum telefonumda. Dur, kolumda saat var, onu unuttum. Güzel, saat 3. Yani benim saatle 3. Can direkt benim saatle. Şey. Güzel, 3 güzel. 8'de kapanacak burası. Şimdi ben bir saatimi stalker'a ayıracağım. Şimdi şunu bir açayım, tekrar kapatayım. Şu bozuldu, şu. Bir anda kapandı. Gimbal'ım bozuldu. Tamam, gimbal kapalı. Şimdi gimbal'a tekrar takacağım şeyi, telefonu. Taktım. Şeyden çıkaracağım. Bir saniye arkadaşlar. İyice saçma olacak görüntünüz, biliyorum. Kusura bakmayın. Bildiğiniz bozulacak. Evet. Hah. Aa, tamam. Hala yayında mı? Abi cidden bozuldu alet ya. Bir daha kapatıp açacağım. Bir dakika. Hah, oh be, oldu. Hah, düzeldi. Şarjı bitmemiş ama kafayı yemiş. Çünkü neden? Kablo takılıydı şarj etsin diye telefonu. Kablo takılı olurken de gimbal çalışmıyor arkadaşlar. Gimbal zımbırtılarına hiçbir şey yok. Dışarıdan müdahale olmaması gerekiyor. Şimdi kabloyu çıkardım. Şarjı bir sorunumuz yok yani. Gimbal'ın şarjı var. Telefonun şarjı göremiyorum şu an Twitch'te yayına çıkken. Onun için şarja takmıştım diye. Çünkü düşük pil uyarısı verdi telefon. Şarja taktım. Şarja takınca da kablo sapıttırdı gimbal. Tamam, bu okey. Şunu da kaldırıyorum. Artık dışı yukarıdan görüntüyü yayın tekrarını açınca bakarsınız. Güzel videolar, güzel görüntüler aldık bence. Onu da kaldırıyorum, çantama koyuyorum. Sonra şurada Xbox standı hemen şu holün içinde, oraya giriyoruz. Orada da yayını kapatıyorum. Este bayağı güzel istiyor şu anda. Oha, oradan duydunuz mu sesini? Oh, tamamdır. Her şeyim okey şu an. Çantamı da taktım. Hadi bakalım, gelin bakalım. Arka kameraya geçelim.